Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Yılın son günü Finans Merkezi'nde hem tarım politikalarını sonrasındaysa Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki çevre politikalarını değerlendirmeye çalışacağız. İlk bölümümüzde tarım editörümüz İrfan Donat, ikinci bölümde ise Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte olacak. Piyasalarda rakamlar günün ve yılın sonuna giderken neler söylüyor, bir hızlıca onlara bakalım. Şu anda aslında genel anlamda satıcılı bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Yılı kapatırken bazı fonların özellikle Londra borsası üzerinden yaptığı satışlar var. Londra tarafına dönüp baktığımız zaman şu anda oradaki kayıplar yüksek gibi görünüyor. Diğer taraftan baktığımızda bizim cephemizde de Borsa İstanbul'da 1472 puan seviyesinde endeksimiz gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye 1484. Dolayısıyla dünkü kapanışın yaklaşık 8 puan kadar altında olduğumuzu ifade edelim. Genel anlamıyla bakınca şu anda hisseler tarafında yukarı yönlü kapatış için hareket edenler hangileri diye, gübre fabrikaları, Şişe Cam, Türk Traktör, aynı zamanda Türk Hava Yolları, Akbank gibi hisseler endekse en fazla katkı sağlayan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan yine dönüp baktığımızda düşenler tarafındaysa %1,5'un üzerindeki geri çekilmeyle Erdemir'i ilk sırada görüyoruz. Aynı zamanda BİM de benzer şekilde. Yılın son günü dedik. Saat farkından mütevellit yeni yıla girenler şu an itibariyle ekranda. Avustralya'da yeni yıl kutlamaları, yeni yıla girildi. 2021'e girildi ve her sene olduğu gibi oradan görüntülerle şu an itibariyle sizleri baş başa bırakıyoruz. 2021 hakikaten 2020 herkesin kurtulmak istediği bir yıl oldu. O yüzden çok fazla umut bağlanan bir yıl. Şu an itibariyle yeni yıla ilk giren yer Avustralya ve coşkuyla kutlanıyor. Yeni Zelanda ve Avustralya'da şu an itibariyle kutlamalar. Evet, yeni yıla girme süreci başladı. Yeni Zelanda, Avustralya sonrasında yavaş yavaş bize de geliyor. Dolayısıyla aslında biz piyasalardaki rakamların neler söylediğinden çok kısaca bahsettik. Bir de dolar TL tarafına hızlıca bakıp ondan sonra bağlantımıza geçelim. Dolar TL'de sabah saatlerinde 7.30'lara doğru gidiş devam eder mi diye merak ediyorduk ama biraz realizasyon görüyoruz. 7.43'lere kadar gelmiş durumdayız. Dolar TL tarafına, Euro TL'de ise 9 liranın altını görmüştük şu anda. 9.12'lere kadar geldik. Euro dolar cephesi ise 1.22.67 düzeyine işaret ediyor. Rakamları paylaştıktan sonra gidelim iş yatırıma. Halil Barışkan bizleri bekliyor. Halil, özellikle artık yılı kapatıyoruz. Çok dalgası yüksek bir sene oldu ama Borsa İstanbul için özellikle Mart ayındaki diplerden %75 primlenen bir endeks gördük. Bu noktadan sonrası için ne beklersiniz? Nerelerde öngörüyorsunuz önümüzdeki 12 aylık hedef değerleri? Merhaba Açıl. Öncelikle iyi yayınlar. Tabii dediğin gibi çok dalgalı ve yüksek oynaklıkta bir seneyi geride bıraktık. Yine de Mart dibinden itibaren baktığımızda da ciddi getiriler var. Önümüzdeki yıl için hem gelişmekte olan ülkelere ne kadar para girişi olacak hem de biz son dönem yarattığımız hikayeyi ne kadar devam ettireceğiz. Bu önemli olacaktır. Son dönemde yaşananlara baktığımızda aşırı ucuzluğun aşırısı aslında şu an gitmiş vaziyette. Önümüzdeki süreçte para girişiyle beraber burada yeni pozisyonlanmaların olabileceğini düşünüyoruz. Şimdilik yeni araştırma raporu yazmadı. Ama araştırma raporu yazdıktan sonra büyük ihtimalle endekste 160-165 bin seviyelerin hedeflendiği yeni hedefler çıkacaktır. Modellerde revizyon yaptıktan sonra netleşir. Burada tabii önümüzdeki yıl adına yine özellikle ilk 3 ayda gelişmekte olan ülke hikayesiyle bize ne kadar para akışı gelecek aslında borsanın seyrini bu belirleyecek. Endeks bu söylediği seviyelere giderken Halil, hangi hisselerle gitmesi beklenebilir? Yani özellikle geçen sene boyunca BIST 30 bir miktar geride kaldı, bankalar bir miktar geride kaldı. Son iki ayda oralarda ciddi bir atak gördük. Bunların üzerinden mi yoksa endeksin geneline yayılmış yukarı yönlü hareketin devamını mı beklersin? Tabii 2020 yılındaki konjonktürel bazı hisse senetleri dönem dönem ekstra ayrışmış olabilir. Önümüzdeki süreçte biz daha çok eğer yabancı girişi yeterli seviyede olursa bankacılığın buna bir miktar daha destek vermesini bekleriz. Özellikle banka tarafında
akıllardaki soru işaretleri giderse daha büyük girişler görebiliriz. Diğer taraftan entegre ilintili hisse senetleri tekrardan eşlik etmeye başlayabilir. Bir de önümüzdeki yıl ve daha sonrası için bu dünyanın normalleşme sürecinde iyimserliğin boyutuna göre de havacılık sektörüne de girişlerin olmasını bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz Halil Barışkan. Sana aktardığım bu değerlendirmeler ve notlar için kısa bir araya gidelim. Sonrasında tarım editörümüz İrfan Donat bizlerle birlikte. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Tarım editörümüz İrfan Donat bizlerle birlikte. İrfan hoş geldin. Hoş bulduk Açıl. Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısının tutanakları yayınlandı ve burada yine bir kez daha gıda tarafına yoğun vurgu yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında belki bir miktar bunun üzerine konuşarak başlamakta fayda var. Uzun süredir biz özellikle kur tarafından kaynaklanan birikimli etkiler ve gıda fiyatları arasındaki ilişkinin Merkez Bankası diliyle kurulmasına çok alışık değiliz. Çeşitli hani enflasyon raporlarının içerisinde yer alıyor elbette ama çok doğrudan bu ayki tabloda kur etkisinden bahsetmiş Merkez Bankası. Bizim belki de her programda dile getirdiğimiz şey artık PPK özetinde de yer alıyor senin dediğin gibi Açıl. Hele işlenmemiş gıda enflasyonunun %27, işlenmiş gıda enflasyonunun %16 seviyelerinde olduğu bir yerde ki bu trend yukarı yönlü devam ediyor. Dolayısıyla PPK özetinde bu ay gördük. Bundan sonraki dönem aylarda da muhtemelen gıda enflasyonunu konuşmaya ya da PPK özetlerinde belki okumaya devam edeceğiz. Zira hep diyoruz bu an itibariyle bu koşullar altında sadece Türkiye'nin gündemi değil, gıda enflasyonu şu anda küresel manada yükseliş trendi. Ama Türkiye buradan iki kez etkileniyor. Niye? Bir, küresel manada dolar bazında fiyatlar zaten artıyor tarım emtiyasında. Bir de kurun etkisini işte hissettik 8,5 seviyelerine kadar test ettiğimizde. Dolayısıyla iki tane golü arka arkaya yiyoruz. Şimdi ben de 21 maddelik özete baktım. Yaklaşık 4-5 maddesinin içerisinde zaten gıda doğrudan ya da dolaylı olarak geçiyor. Ve özellikle Merkez Bankası belirli spesifik ürünlerdeki fiyat artışlarına da dikkat çekiyor. Bu çokça konuştuğumuz son dönemde fiyatı tartışılan yumurta fiyatları mesela. İşte 1,5 liralara dayandı marketlerde. Üretici sektör paydaşları diyor ki bizden çıkışıyla baktığımız zaman 60-65 kuruş market raflarında en fazla olması gereken 90 kuruş bilemediniz 1 lira. Ama bugün 1,5 liraya kadar neredeyse yumurta fiyatları var ki bu organikten falan bahsetmiyorum. Normal endüstriyelden bahsediyorum. Yine keza tavuk fiyatlarına dikkat çekmiş Merkez Bankası tutanaklarında. Ekmek ve tahıl grubundaki fiyat artışının altı çiziliyor. Katı ve sıvı yağ, bu da çok önemli. Zira bitkisel yağ tarafında, ayçiçek yağında çok ciddi artışlar var Açıl. Yani geçen yıl 5 litresi 35-40 lira olan ayçiçek yağı şu anda 75-80 lira. %100'lük bir fiyat artışından bahsediyoruz ki bu mutfaklarda olmazsa olmaz ürünler arasında, temel gıda ürünleri arasında gösteriliyor. Ocak ayı itibariyle muhtemelen biz süt ve süt ürünlerinde de enflasyonu konuşacağız. Zira hep seninle konuşuyorduk. 13 aydır değişmeyen bir çiğ süt fiyatı vardı. 2 lira 30 kuruştu. 2 lira 80 kuruş gıda komitesinin kararıyla belirlendi. Bak yönetmenim diyor ki İrfan 70-80 lira dedi ama marketlerde 120 lira, uzun süredir yağ almamış belli ki. Şöyle açık konuşayım, ben ayçiçek yağı kullanmıyorum. Dolayısıyla zeytinyağı haricinde yağ girmediği için fiyatları ben sadece zaman zaman marketlere, raflara gittiğim zaman bakıyorum. Ama ortalama olarak söylüyorum şu anda yani 75-80 lira. Ama tabii ki kalite farkı ya da market arasındaki farklar değişebilir. Bunun biz etkisini süt ve süt ürünleri tarafında da göreceğiz. Özellikle dediğimiz gibi peynir, tereyağı gibi ürünlerde fiyat artışları zaten var. Ama biraz daha olacak. Zira süt, çiğ süte gelen zamla birlikte sanayici kendi ürünlerine bir fiyat artışı gerçekleştirdi. Bunu da markette Ocak ayı itibariyle yansıyacak. Hatta 2 lira 80 kuruşluk fiyat kırsalda tam karşılık bulmadığı için, çünkü 13 ayda hiç fiyat değişmeyip %60 maliyetleri artan üreticinin çiğ sütündeki fiyat artışı %21.7 ile sınırlandı. Dolayısıyla bu da üretimin sürdürülemezliği noktasında sıkıntı yaratıyordu. Birlikler her il bazında sanayicilerle bir araya gelip oturdular masaya. Son bir haftadır bu gelişmeler oluyor. Biz de dün itibariyle Bloomberg HT olarak bunları yayınladık. Şu anda 13-14 il 2 lira 80 kuruş yerine, gıda komitesinin tavsiyesi yerine 3 lirayı baz aldılar. Dolayısıyla ek 20 kuruşluk bir fiyat artışı da
söz konusu. Bu da dediğim gibi özellikle süt ve süt ürünleri tarafında önümüzdeki ayda bizim bu hareketliliği göreceğimiz anlamına geliyor perakende tarafında. Peki şimdi geçelim bir başka önemli konuya. Bu Türkiye ile İngiltere arasındaki yapılmış olan serbest ticaret anlaşmasının girişi diyelim. Tam anlamıyla serbest ticaret anlaşmasının kendisi değil ama var olan anlaşmanın devamlılığını sağlayan anlaşma. Dolayısıyla aslında bir miktar bunun üzerine odaklanmak lazım. Çünkü ben dün Birleşik Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Sir Dominic Chilcott'la konuştuğumda da daha öncesinde de kendisiyle sohbet ettiğimizde benzer şeyleri söylemişti. Biz diyor İngiltere olarak Türkiye'den normalde almamız gerektiği kadar ürün alamıyoruz, tarım ürünü alamıyoruz. Çünkü özellikle gümrük birliği biraz ülkelerin içeriğindeki kendi aralarındaki ilişkiler biraz Avrupa Birliği'nin oradaki baskısı biz bir birliğin parçasıyız önce bizi tercih etmelisiniz şeklindeki baskısıyla özellikle tarım ürünlerini Güney Avrupa ülkelerini tercih etmek durumunda kalıyorduk. Şimdi diyor buradan çıktığımıza göre yapılan serbest ticaret anlaşması var evet ama biz Türkiye'den daha fazla tarım ürünü alma şansına sahip olabiliriz. Bu Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin de çok sıcak olduğu dikkate alındığında önemli bir opsiyon gibi görünür. Doğru. Zira şu anda bizim bahsettiğimiz Türkiye ile İngiltere arasındaki tarımsal hacim, ihracat, ticaret hacmi yaklaşık 550 milyon dolar. Bu iyi mi? Yaklaşık 18 milyar dolarlık bir tarımsal ihracatta fena değil. Ama yeterli mi? Kesinlikle değil. Zaten Türkiye'nin biz tarımsal ihracatının son 5-6 yıldır hatta 7 yıldır 16 ila 18 milyar dolar arasında takılıp kalmasına da üzülüyoruz. Zira Türkiye'nin potansiyeli bunun çok daha üzerinde. O yüzden hem içeride yapılacaklar var. Bu üretimin artırılmasından tutun da işte verimliliğin, kalitenin, o standartizasyonun artırılmasına kadar. Hem de dış pazarda daha rekabetçi yapıda ve o şartları sağlayacak atmosferin, iklimin oluşması için. Şimdi dediğin gibi Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret herhangi iki ülke arasındaki ticaret gibi değil. Yani sonuçta toplam ihracata baktığımızda İngiltere en büyük ikinci pazar. Türkiye'de İngiltere'nin en büyük yani ithal ettiği ürünler tarafında 9. ülke. Dolayısıyla önemli bir 25 milyar dolarlık bir ticaret serbest ticaret anlaşması hacminden bahsediyoruz. Burada tarım ürünlerin payı önümüzdeki dönemde daha da artacak. Senin dediğin gibi şu andaki anlaşma aslında bir nevi mevcut konumu korumak anlamına geliyor. Ama Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan anlaşmanın hemen arkasından biliyorsun Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada birkaç cümle kullandı. Dedi ki İngiltere ile prensip olarak kapsam genişletmesine yönelik de anlaştık. Ve hatta karşılıklı olarak tarım ürünlerinde de iyileştirme yapacağız dedi. Dolayısıyla burası bizi daha çok ilgilendiriyor. Önümüzdeki iki yılda biz bunun çıktılarını göreceğiz. Yani bu kapsamın içeriğinde neler var ya da bu kapsamla beraber bizim ticaret hacmimizin ne kadar artabileceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim. Şu andaki pay %5, 550 milyon dolarlık ihracat için bahsediyorum. Ve hangi ürünler ön plan çıkıyor dersen özellikle işte meyve sebzeler, içecek grubu, şeker ürünleri, tütün ürünleri ve tahıllar ön plana çıkıyor. Hatta tarım ürünleri kapsamına alınmıyor balık. O da yaklaşık 54 milyon dolarlık bir hacme sahip. Ve baktığımız zaman eğer bu anlaşma imzalanmasaydı biz tarım ürünlerinin %91'ini ek vergiye tabi olarak gönderecektik. Şimdi tarım ürünlerinde şöyle bir kategori yapmışlar Açıl. Sanayi boyutuyla olan tarım ürünleri gümrük birliği çerçevesinde vergisiz ama onun dışında kalanlar yani gıda bazında sınıflandırılanlar vergiye tabi. Ve ne kadar işlendi ne kadar işlenmedi içeriğindeki ürünün içeriğindeki maddelerin ne kadarı nereden alındı falan gibi menşei tartışması da çok fazla var. Çok var. Zaten en önemli belki de başlık o menşei tartışması. Çünkü bu sadece Türkiye İngiltere arasında değil Avrupa Birliği İngiltere arasında da önemli mevzulardan biri. Hatta şunu da söyleyeyim bizi de ilgilendiren boyutu şimdi Avrupa Yeşil Düzeni diye söyleniyor. Green Deal diye yeşil anlaşma, yeşil mutabakat adına ne dersek yeşil diyelim. Yeşil mutabakat diyelim biz. Evet. Ve dijital Avrupa başlığı burada ön plan çıkıyor. Şimdi ben bunları bugün onu da unutmadan söyledim. İktisadi Kalkınma Vakfı'nın Brexit sürecinde de bir raporu vardı. Uzman yardımcısı Selvi Eren'in yaptığı bir şeydi rapordu. Onu da hatta burada konuşmuştuk geçtiğimiz yıl. Şimdi yine sıcağı sıcağına bir bilgi notu hazırlamış Selvi Eren. Oradan yola çıkarak söylüyorum. Bundan sonraki dönemde çevre, dijitalizasyon, organik tarım, fikri mülkiyet. Dijital ne? Çok güzel sorun. Dijitalizasyon.
Doğru mudur? O yüzden 2-3 saniyemi alıyor. Bu, ondan sonra bir tekrarlamıyorum o yüzden. İnovasyon gibi başlıklar var. Şimdi buradan neyi kastediyorum? Yıl ortasında Avrupa Birliği 2030 rotasını belirlemişti tarım ve gıda sektörüyle ilgili. Diyor ki Avrupa Birliği, birincisi ben bundan sonraki dönemde pestisit kullanımımı yaklaşık %50 azaltacağım. Kimyasal gübre oranımı %20 düşüreceğim. Bu çok tartışma konusu olan antibiyotik kullanımında %50'lik bir azalma hedefliyorum ve organik tarımın toplam tarımsal üretimdeki payını %25'e çıkartmaya çalışıyorum. İlk etapta %10 ila 15, sonra %25 gibi bir hedef koymuşlar. Şimdi bunların hepsi aslında hem İngiltere'yi bağlıyor hem de Avrupa Birliği ve İngiltere'de ticaret yapan Türkiye'yi bağlıyor. Bir ikinci nokta, bizim ihracatta özellikle yaş meyve sebze tarafında en çok zorlandığımız konulardan biri pestisit. Yani diğer adıyla kimyasal ilaç diyenler var, tarım zehri diyenler var. Herkes kendine göre bir tanım yapmış ama teknik olarak pestisit, yani bitkilerin yetişmesi sırasında zararlı mücadelede kullanılan ilaçlardan bahsediyoruz. Şimdi bunların yan etkileri zaten dünyada artık biliniyor. Kanserojen etkisi biliniyor. Yapılan çalışmalarda bu ortaya konmuş. Avrupa Birliği de her geçen yıl bu kalıntıların oranlarını düşürme noktasında adımlar atıyor. Yani daha titiz, daha bu konuda duyarlı davranıyor. Türkiye'nin de maalesef elinin en zayıf olduğu noktalardan bir tanesi bu. Çünkü Avrupa Birliği'nin gıda alarm sistemi diye bir oluşumu var. Onun raporundan yola çıkarak söylüyorum. 2018'de Türkiye 318 adet en fazla sorunlu ürün gönderen ülke konumundaymış. 2019 daha yayınlanmadığı için 2018'i söylüyorum ama bu sadece o yıla özgü de değil açıl. 2015-2018 döneminde bu alanda en sorunlu ülkelerin başında geliyor. Dolayısıyla bizim İngiltere'yle de ticaretimizi kurgularken ya da bundan sonraki dönemde o 2 yıllık yapılandırma döneminde biz bu pastayı nasıl arttırırızı hesaplarken içeride çok fazla ev ödevimiz var. Başında da üretimdeki bu değer zincirindeki bu en hassas noktayı çözmemiz gerekiyor. Yani bunu bu arada İngiltere'ye de Avrupa Birliği ya da ihracat üzerinde konuşmaktan öte belki kendi ürünleri biz de tüketiyoruz sonuçta iç pazarda. Yani bunlar da zaten durduk yerde bunları yapmayalım demiyorlar. Pestisite falan karşı ya da antibiyotiğe karşı tavrı durduk yerde ortaya koymuyorlar. Zararlı olduğu için. Zararlı olduğu için. Dolayısıyla yani aslında illa malı oraya satarken kendi kriterlerimizi düzeltelim diye değil de biz de hani hak ediyoruz ya aslında. Kesinlikle yani bu işin içinde hareket etmek zaten lazım. Önceliği bir sağlık ve çevre boyutu var. Öncelik. Sonra da tabii ki ekonomik boyutu var. Dolayısıyla bizim bunları bu süreçte iyi kurgulamamız lazım. Bu iki yıllık süreçte tarımın kapsamını genişletirken elimizin güçlü olabilmesi için içerideki bu ev ödevlerini çok iyi yapmamız gerekiyor. Şimdi bir de bundan sonraki dönemde elbette Türkiye açısından çok kritik. Çünkü gelecek yılla birlikte kuraklığı daha fazla konuşacağız. Evet. O kuraklığın etkilerini çok daha fazla yaşayacağız. 31 Aralık İstanbul'da ceketle sokakta dolaşabiliyoruz. Dolayısıyla hakikaten normal şartların çok ötesinde yağışın çok az olduğu bir dönem. Sadece İstanbul için değil ama Türkiye'nin geneli için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Kar falan unutuldu. Dolayısıyla hakikaten zor bir sene olacak. Çok kısa bir giriş yapalım istersen. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz ama kuraklık tehlikesi ne kadar Türkiye için 2021'den? Büyük, fazla. Onu söyleyeyim. Hep 2020'nin geleninde biz tarım, diğer sektörlerde olduğu gibi tarım sektörü için de gıda için de pandeminin riskini konuşuyorduk ama inşallah pandemiyi bir şekilde atlatacağız. Aşılar geldi, bir kısmı işte uygulanacak falan. Bunu geçecek ama asıl risk kenarda bekliyor ve bu uzun yıllar bizimle birlikte açtı. O da iklim değişikliği. Bunun işte birçok yansımasını sezon içerisinde gördük. Bazı dönemlerde don, bazı dönemlerde dolu. Şimdi kuraklığı yaşıyoruz ki bu son 13 yılda yaşadığımız 3. kuraklık evresi. Çok ciddi ekonomik kayıpları söz konusu. La Nina etkisini aslında biz dünyanın farklı yerlerinde görüyoruz. Bunun da belirli bölgelerde olumlu, belirli bölgelerde olumsuz etkileri olacak. Dolayısıyla biz kuraklıktan dolayı hem içeride üretimdeki bu dalgalanmayı, arz tarafındaki sıkıntıyı konuşacağız. Fiyatlara otomatikman yansıması olacak ama diğer taraftan küresel manada da biz kuraklığı farklı bölgelerde hala hissettiğimiz için raporlar geliyor, haberler geliyor. Dolayısıyla bugün dünyanın da gündemi olacak. O yüzden 2021 biraz daha volatilitenin devam ettiği, en azından ilk yarı için söyleyeyim, volatilitenin devam edebileceği bir yıl tarım gıda sektörü için gözüküyor. Detaylarını dediğim gibi istersen önümüzdeki hafta 2021 öngörüleri, beklentiler noktasında daha da konuşuruz. Dolayısıyla aslında 2021 hakikaten bu açıdan tarımı, gıdayı çok fazla konuşmak zorunda kalacağımız bir yıl olacak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz İrfan. Bütün ben sene boyunca ederim. Seninle hem tarım sektörüne hem hayvancılık sektörüne hem gıdanın her boyutunu değerlendirme şansına sahip olduk. Kaldığımız yerden devam edelim önümüzdeki hafta itibariyle diyelim. Şimdi 2020 yılında
tarım ve gıda sektöründe neler yaşandı? Aslında bu konuya ilişkin neler yaşadığımızı görürsek belki 2021'e biraz daha rahat bakabiliriz diye düşünerek o sene içerisinde olup bitenleri anlatan bandımızı izleyelim, sonrasında devam edelim. Tarım ve gıda sektörü açısından 2020 yılı gıda enflasyonu, ihracat kısıtlamaları, ithalatta gümrük vergilerinin indirilmesi gibi konuların ve kronikleşen sorunların ön plana çıktığı ve tartışıldığı bir yıl oldu. Önceki yıllardaki fiyatı artan ve gıda enflasyonunu tetikleyen ürünler arasında gösterilen patates ve kuru soğanın ihracatı yılın ilk aylarında ön izne bağlandı. Nisan ayında ön ihracat iznine tabi olan ürünler arasına limon da eklenirken yılın ikinci yarısında kısıtlamalar kaldırıldı. Ülkelerin ardı ardına aldığı tedbirler kapsamında özellikle sokağa çıkma yasakları toplumlarda gıdaya erişim konusunda paniğe neden oldu. Birçok ülkede vatandaşlar marketlere hücum ederek özellikle temel gıda ürünlerini evlerinde stoklama eğilimine yöneldi. Türkiye bu konuda pek çok ülkeye göre daha iyi bir sınav verdi ve pandemi kaynaklı gıdaya erişim konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Sokağa çıkma yasağı kararının alındığı ön riskli dönemde pandemiye rağmen çiftçi kırsalda üretimine tam gaz devam etti. Ancak pandemi sürecinde turizm, inşaat, otomotiv, hava yolu ve hizmet sektörü için açıklanan destek paketlerine karşın tarım sektörü için bir destek paketi açıklanmadı. Küresel tarım emtiyasındaki fiyat artışları Türkiye gibi ham madde ithalatına bağımlı ülkelerde daha sert hissedildi. İçerideki fiyat artışlarını baskılamak adına ithalat kapıları açılırken ek olarak da ham ayçiçeği yağı, ayçiçeği tohumu, buğday, arpa, mısır, mercimek ve pirinç gibi birçok ürünün ithalatında uygulanan gümrük vergileri belirli süreler için ya düşürüldü ya da sıfırlandı. Başta yem, gübre, zirai ilaç ve enerji girdileri olmak üzere 2020'de hızla artan tarımsal girdi maliyetleri, üreticilerin yine kazançlarının önemli bir kısmını eritti. Zora giren çiftçiler borçlarını ödemekte zorlanınca, Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelen Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan hazine destekli kredi geri ödemeleri, faizsiz olarak 6 ay ertelendi. Türkiye, yaklaşık 5 yıl süren görüşme ve çalışmalar sonucunda Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı için vize aldı. Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi, Çin'e süt ve süt ürünleri ihraç edebilecek 54 Türk firmasının listesini yayınladı. Mayıs ayı içinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan ani hava değişimleri bazı tarım ürünlerine hasar verdi. Özellikle 15 ila 25 Mayıs tarihleri arasında önce aşırı sıcaklıklar görüldü, sonrasında ise yağış, don, dolu, kıra, aşırı soğuk, fırtına, hortum gibi doğal afetler yaşandı. Mayıs ayı içinde 46 ilde etkili olan doğa afetleriyle tarımsal üretime dair bazı rekolte tahminleri aşağı çekildi. Bu yıl hayvancılık tarafında da yem kaynaklı ciddi sorunlar baş gösterdi. Son bir yılı aşkın sürede kesif yem fiyatları %60 zamlanırken çiftçinin sattığı çiğ sütün fiyatı 13 ay boyunca sabit kaldı. Pek çok üretici zarar ettiği ve para kazanamadığı gerekçesiyle anaç hayvanlarını kesime gönderdi. 13 ay sonra 2 lira 30 kuruş olan çiğ süt referans fiyatı gıda komitesi kararıyla 2 lira 80 kuruşa çıkarıldı. Böylece son 13 ayda üreticinin toplam maliyetleri %60'tan fazla artarken çiğ süt fiyatındaki zam %21.7 ile sınırlı kaldı. Kırmızı et tarafında da benzer bir tablo yaşandı. Besicilerin maliyetleri artarken karkas et fiyatları talepteki düşüş gerekçesiyle geriledi. Zarar eden üreticilerin bir kısmı besiciliği bıraktı. Kasım ayıyla birlikte gıda fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı. Genelde yaş, meyve ve sebze tarafındaki fiyat artışlarının konuşulduğu gıda enflasyonunda hububat ve yağlı tohumlar tarafı da kendini iyiden iyiye hissettirdi. Özellikle ithal ürünlerin hem dolar bazındaki artışı hem de kurdaki yükseliş etkisiyle raflarda unlu mamuller, bakliyat ve bitkisel yağlar tarafında çok sert fiyat artışları yaşandı. Ekim ayı sonunda gıda, tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Torba yasadan hobi bahçeleri için yıkım kararı çıktı. Taklit ve tahşişle mücadele konusunda para cezaları ağırlaştırıldı ve hapis cezaları getirildi. Bu yılda tarım destekleri yılın sonuna yaklaşırken Kasım ayında açıklandı. Çiftçinin tohumu toprakla buluşmadan önce açıklanması gereken ve ürün deseninin oluşmasında önemli bir enstrüman niteliği taşıyan desteklemeler, ekim yapılıp hasat sona erdikten ve çiftçi ürünü sattıktan sonra açıklandı. Geçen yılı tarımda böyle kapattık diyerek gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi bizleri bekliyor. Ceren, Avrupa borsaları nasıl kapatıyor seneyi?
açılan Avrupa borsaları yılın son işlem günü düşüşle tamamladı. Bugün Almanya ve İtalya borsası kapalıydı. İngiltere borsasının satışlara öncülük ettiğini gördük. İngiltere borsası günü %1,5'luk düşüşle tamamladı. Onu İspanya borsası takip etti. İspanya borsası ise %1'lik düşüşle tamamlamış oldu günü. Tabii yıl sonu itibariyle Avrupa piyasanın genel performansına bakacak olursak, yılı Avrupa borsanın büyük bir çoğunluğu Almanya borsası hariç düşüşle tamamladığını söyleyebiliriz. Mesela STOXX 600 endeksi yılbaşından bu yana %3,7 oranında değer kaybetti. Fransa borsası %6,3 oranında değer kaybederken İtalya borsası %5,4 oranında geriledi. En kötü performansı ise yılbaşından bu yana %15 oranında değer kaybeden İspanya borsası sergiledi ve İspanya borsası 2010 yılından bu yana en kötü yıllık performansını kaydetmiş oldu. Onu İngiltere borsası takip etti çünkü İngiltere borsasında yılbaşından bu yana değer kaybı %14'ü buldu ve 2008 krizinden bu yana en kötü yıllık kaybını yaşamış oldu. İngiltere borsası 2008 krizinde %31 oranında değer kaybetmişti. Özellikle İngiltere borsasının bu kadar baskı altında kalmış olmasının nedeni artan vaka sayılarıyla hükümetin benzeri görülmemiş bir teşvik açıklamış olması. Bunun da İngiltere ekonomisine son 300 yılın en kötü resesyonuna sürüklüyor olması bu yıl İngiltere borsasını baskı altında bırakan temel unsur oldu. Euro ve sterline bakacak olursak bu yıl euronun yılı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü euro bu yıl dolar karşısında %10 oranında değer kazandı. 1.23 seviyesinin üzerine test etti. 1.23 10'a kadar yükseldi ve 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Tabii bunda dolar endeksinin 2,5 yılın en düşük seviyesinde, en zayıf seviyesine seyretmesinde etkisi var. Fakat biz Euro'da yükselişin aslında bu yıl Mayıs ayı itibariyle başladığını gördük, hızlandığını gördük. Özellikle liderlerin ilk olarak 750 milyar euroluk toparlanma fonunu gündeme getirmesinin ardından Euro hızlı bir yükseliş sürecine girmişti. Ve yılbaşından bu yana dolar karşısında %10 oranında değer kazanmış oldu. Ve yılbaşında güçlü euro istiyorum diyen Almanya Başbakanı Merkel de yıl sonunda haklı çıkmış oldu açın. Sterline baktığımız zaman sterlin fiyatlamasında ağırlıklı olarak Brexit sürecindeydi gözler. Bu yıl genelinde Brexit'ten çıkış anlaşmalı mı olacak, anlaşmasız mı olacak onu konuştuk. Fakat sterlin ağırlıklı olarak hep anlaşmalı Brexit ihtimalini fiyatladı. Hatta anlaşmasız Brexit ihtimalinin gündeme gelmesine rağmen sterlinde biz yükselişin sürdüğünü görmüştük. Dolar karşısında yılı %3 civarı değer kazancıyla tamamladı. Fakat euro karşısında sterlin %6 oranında değer kaybetti. Son olarak Türk lirası karşısında nasıl performans sergilediğine bakacak olursak euro Türk lirası karşısında ulaşımdan böyle %36 oranında değer kazanırken sterlin TL karşısında %28 oranında değer kazandı. Ceren teşekkür ediyoruz. Sana da mutlu güzel bir sene diliyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Şimdi ardından Güntay Şimşek bizlerle birlikte olacak. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte. Güntay Şimşek hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi aslında tabii sene bitiyor. Dolayısıyla çok zor, çok dalgalı bir sene oldu. Havacılık sektörü için ayrı, ulaştırma sektörü için ayrı, telekomünikasyon için ayrı zorlukları oldu. Hakikaten bunların hepsi üzerine kısa kısa değiniriz. Ama en önemlilerinden bir tanesi Türkiye için sürdürülebilirlik açısından çok önemli kurumların ve çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir senede oldu. Bu bağlamda belki atılan son adımlardan bir tanesi yeni kurulan Çevre Ajansı. Evet. Ajansın kapsamı ve içeriği önemli. Fakat buralarda düzen, işleyiş nasıl olacak biraz konuşalım. Şimdi bu yıl, yani bu yılın son haftasının en son icraatı mı diyelim, işte resmi gazetede yayınlanan bununla ilgili son kanunlardan birisi diyelim çevreye dair, ki Türkiye çevreyle ilgili en fazla sorun yaşayan ülkelerden birisi. Halen daha da bir düzene koyabilmiş değil. Şimdi bu çevre ajansının önce şu şeyini okuyayım mı? Kanun amacı nedir? Çevre kirliliğini önlemek, yeşil alanların korunmasına, iyileştirmesine, geliştirmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile uluslararası ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansı kuruluyor. Kanun bu. Şimdi baktığınızda bu kanunun kurulduğu yer, yani niçin kuruluyor diye sorduğunuz, zaten Çevre Bakanlığı'nın görev ve tanımı içinde
değişik genel müdürlüklerin, kurumların üstlendiği şey var. Sorumluluklar var yani. Açıkçası toptan baktığımda bu çevre ajansının ilave bir bürokratik kirlilik yapacağını düşünüyorum. Ne söyleyeyim yani, bir hizmet edeceğini düşünmüyorum. Hatta bu geçiş süresinde görev dağılımı olacağı için çevre ajansına hangi kurumlardan neler geçecek, kim neye bakacak diye, o arada da ilave bir kirlenme olacaktır. Çünkü ben halen daha mevcut bulunduğumuz yerde şikayetlerimize cevap alamıyoruz çevre kirliliğiyle ilgili. İnşaatla, kaçakla, mesela sulama barajının dibinde, içme suyu kullandığınız yerde kirlilik var. Şikayet ettiğinizde çözüm bulamıyorsunuz. Mesela evinizdeki pilleri, diyelim ki duyarlı bir vatandaşsınız, toplayın, doğru düzgün atacak yer bulamazsınız. Senin başına gelmiş mesela. Ben bu pille ilgili çok uğraştım. Dibimizde mesela Sazlıdere Barajı var, müthiş kirlilik, içme suyu. Hiç belediyenin umurunda değil. Tamam mı? Hangi belediye bakıyor? Başakşehir. İki tane kamera koysan giriş çıkışa, bir giriş çıkışı belli. Rahatlıkla hangi kamyon girdi çıktı kontrol edersin. Sulama barajı değil bu yani. İçme suyu barajı olarak kullanılıyor. Hadi ki su ne olursa olsun. Denizlerle ilgili çok uğraşmıştım. Sahillerle ilgili mesela Bodrum, Fethiye, oralarda müthiş bir yapılaşma var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakıyor. Bizdeki mevzuatlar bile mesela bir İspanya ile kıyasladığında çok çok kötü. Yani hem mevzuatın kötü, uygulamaya gelince daha kötü. Hiç uygulanmıyor. Bizdeki kanaat şu. Diyelim ki evine kaçak bir şey mi yaptın? Geliyor belediye cezasını kesiyor, parasını alıp gidiyor. Sonra müdahale etmiyor. Sen şimdi çevre ajansı kuracaksın, bunu oturtmaya çalışacaksın. Plastik toparlamak için depozito veyahut da camlar için benzer şeyler var, düzenlemeler. Ben okuyunca ya buna ne ihtiyaç var? Sanki uzay ajansı mı kuruyoruz? Uzay ajansı kurduk, ihtiyacımız var. İşte GPS, global yer, küresel yer belirleme sistemimiz yok diyelim. Uydu geliştiriyorsun, uydu kontrolü araçların var. Veya başka stratejik, askeri anlamda orada yoksun. O gerekli de öyle bir şey ama burada Çevre Bakanlığı var. Onunla ilgili bir sürü kurum var. Bir tane daha kurum oluşturarak bürokratik kirlilik yapınca bir sonuç alacağını düşünmüyorum. Şimdi şu an mücadele etmeme rağmen mesela pil ithalatçılarla ilgili bir dernek var onların. İthal ettikleri pili ülkeye sattıkları kadar belirli oranda toparlayıp imha etmeleri lazım. Açın derneklerine ulaşamazsınız. Şikayet edin, bakanlıktan bir cevap alamazsınız. Şimdi yani tablo bu. Ülke hızla kirleniyor. Dışarıdan plastik ithal ediyorsun. Tamam mı? Çöpü ayrıştırmaya yönelik hiçbir adım atmamışsın kaynağında. Ben onu da çok mücadelesini verdim. Birkaç belediyeyi ziyaret ettim. Mesela AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiğimde çok hoşuma gitmişti. 7 tane ayrı çöp konteyneri koymuşlardı. Plastiğinden camına, efsel atığına, aklına ne gelirse 7 ayrı. Çok güzel, vizyonu iyi. Onlara da söylemiştim, hatta yazmıştım. Ya ama bunlar kapıya geldiği zaman hepsi aynı torbaya giriyor. Belediye aynı şeyi topluyor. En azından İstanbul'da bir pilot bölge seçin. Elektronik atıklar çok değerlidir. Pil çok etrafa kirlilik veriyor. Aynı şekilde yağlar, efsel atık yağları. Benzer şekilde kağıt çok kıymetlidir. Sen bunları hepsini aynı torbaya koyuyorsun. Yine bir belediye başkanı gezdirmişti. Bütün çöpleri aynı torbaya koymuşlar. Sonra o banda hepsini döküyorlar. Etrafına sulu yerleri yığmışlar. Onlar ayıklıyor. Zaten çöpün kıymetli olanın önemli bir kısmı zayi oluyor. Plastikleri tam ayıklayamıyorsun. Karışıyor. Ki bu dönemde bizim özellikle bu elektronik eşya, plastik, elektronik eşyayla birlikte olan o daha da zararlı olan piller. Bunlara mesela efsel atık yağlar. Bunları halen daha toparlayamıyoruz. Ha biz ne yapıyoruz? Sürekli cekcaklı böyle cümleler kuracak. Böyle olacak. Ajansı kurduk. Süper olacak. Öyle bir şey yok. Şu an mevcut değil. Mevzuatı uygulamıyorsun diyelim ya. Git. Yani önemli olan zaten ne yolla ne şekilde yasal düzenlemeyi geçirdiğin ya da kurumlar üzerinde neler olduğu değil. Buralarda denetim, evet, gözetim ve yaptırım uygulayabiliyor musun? Mühim ol ama. Evet. Mesela Amerika'da git bak. Yoksa yasada var zaten çoğu şeyin karşılığı. Zaten ben de onu söylüyorum. Ya zaten biz şu an mevcut kanunları, yasaları azıcık uygulasak ki uygulamayan kim? Birinci derecede bürokrasi, kamu. Hele de şikayet ettiğiniz işin bir ucunda kamu, şu bu, onlardan birinci biri varsa hiç ilgilenmiyor. Dolayısıyla bizim yasaya yeni mevzuatta değil. Belki o mevzuatları yeri geldiğinde biraz daha güçlendirmeye ihtiyaç var ama kesinlikle denetim ve kontrol sahada olmak çok çok önemli. Müthiş bir çevre kirliliği var, duyarsızlık var. İşte bir yandan imar barışı yapıyorsun. O yandan çok daha yeni siteler, konutlar yapıp bir yandan da onları kirletmeye devam ediyorsun. Kirletenlere cezayı kesip parayı alıp belediyenin kasasına koyuyorsun. Ne olacak? Kirlilik kaldı. O zaman bu çevre ajansının bir esprisi olacağını düşünmüyorum açıkçası.
Peki geçelim havacılıkla ilgili bir başka önemli konuya. Tabii virüs her şeyi öyle bir değiştirdi ki havacılık sektöründe. Aslında daha öncesindeki en önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Boeing 737 MAX'ların uçuştan alınmış olması. Türk Hava Yolları'nda da ciddi anlamda sıkıntı yaratmış haberlerden, haber akışlarından bir tanesiydi. Sonrasında buraya bir telafi ödemesi gerçekleştirildi. Lakin şimdi aradan geçen zaman içerisinde buradaki sorunların giderildiğine dair haber akışı, ardından da 737 MAX'ların yeniden uçuşa başlamış olması. Biner misin? Şimdi bu sorduğun soruyu Boeing de çalışıyor yolculara. Bir, biner misin? İkincisi, gittin, bineceğin uçağın 737 MAX olduğunu bilmek ister misin? Üç, bilince itiraz etme hakkın ne olacak? Şimdi bunlara özellikle Boeing bu güvenliği sağlayabilmek için diyor ki bir defa uçuşlardan önce kesinlikle hangi uçakla uçtuğunuzu veyahut da 737 MAX'le uçup uçmayacağınızı deklare edeceğiz. Ki bak 737 MAX'le uçacaksınız, tercih sizin. Yani orada biletinizi aldınız veyahut da check-in'i yaptınız, haberiniz yoktu uçağa tam geçeceğiniz esnada 737 MAX'miş bilmem gibi bir şeye mahal bırakmak istemiyorlar. Açıkçası ben 737 MAX'lere çok bindim yani. Dolayısıyla güzel uçak. Yani uçağın içi güzel de. Uçağın içi de güzel. Bir de dikkat edersen yani uçağı kullanan iki şirket, yani kaza yapanlardan bahsediyorum. Böyle ön plana çıkmış hizmetiyle, servisiyle, teknik bakımıyla, kalitesiyle, kazasızlık oranlarıyla falan şirketler değil. Bence Boeing'in en önemli şanssızlıklarından birisi böyle ilk piyasaya verdiğiniz, hizmete, servise koyduğunuz hava araçlarında, uçaklarda genellikle mesela ilk kullanıcı, launch customer'ları şey olur, iyi hava yolları tercih edilir. Mesela Singapur ilk Airbus 380'in kullanıcısıydı. 787'nin ilk kullanıcısı Japon All Nippon Airways anaydı. Burada da ilk kullanıcılar çok çok önemli. En azından böyle 1-2 yıl kaliteli bir kullanıcı olursa, mesela Alman Lufthansa'ya verdim. Ben inanıyorum bunlar orada olsaydı bu süreçte böyle bir kaza yaşanmazdı. Bunlar rapor edilir. Ama tabii sorun var uçakta yani. Sorun olduğu aşikar ki bu sıkıntı yaşandı. Arkasından onu hiç bütün havacılık otoriteleri döndü yok, böyle yaptı. Ama hani başka bir havayolu şirketi hiç olsa gerek yok. Bakımı tekniği vesairesiyle daha önceden haberdar olunabilirdi. Benim veya bahsettiğim, pilot kurtarabilir miydi? Tabii benim bahsettiğim sorun yokluğundan demiyorum. Bunlar daha iyi zamanında rapor eder. Bu kazalar yaşanmadan tedbirler alınırdı. Denildi ki şurada sorunlar var. Yani şu uçağın o manevra karakteristik özelliğiyle ilgili bir düzenleme yapıldı. Yani uçağın o burnunun hücum açısı, rüzgara karşı yunuslama dediğiniz dalmasını engelleyecek şeyden bu kazada baktığınızda iki pilotun da çok geç haberdar olduğu için uçağın dalmasını çeviremiyorlar. Şimdi burada iki sorundan bahsediliyor. Bir, uçağın tipi biraz değiştirilip motoru büyütülünce daha güçlü olsun diye oradaki aerodinamik yapıda, tasarımda bir bozulma oluyor. O bozulmayı düzeltebilmek için de bu sefer ilave bir yazılım yapılıyor. Yazılım yapılıyor. O yazılımla ilgili uçağı kullanacak hava yolları ve pilotlar... Donanım hatası yazılımla çözülüyor mu? Tabii yani onu özel bir şey koyuyorlar. Yani yazılım dediğiniz şey... Motor gücünü stabilizasyonunu... Tabii yani kuyruk, yani artık o hücum açısını düzeltecek veyahut da hücum açısına... Yunuslamaya uçağın girdiği anı hissettiğinde uçağı uyarıp tedbirler alacak sistemlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi bu zaten şu an nereye düzeltiler? Tasarımla değil, yazılımla düzeltiliyor ve yazılımla ilgili de pilotların orada daha önce de söylenmişti. Bu sorunla ilgili hava yolları uyarılıp bu uçağı kullanacak pilotlara belirli bir, yani kısa bir süre eğitim verilse böyle bir sorun olmayacak. En önemli sorunlardan birisi bu sorunu doğru tanımlayıp eğitim verilmemesi. Yani bu şimdi ne oldu? Belki de havacılık tarihinde en fazla incelenen, her şeysine bakılan bir uçağı konuşuyoruz. Ve aynı zamanda havacılık tarihinde en fazla sipariş alan bir uçaktan ben bahsediyorum. Ben cevabımı alamadım. Biner misin, binmez misin? Binerim ben. Hiç yani şey değil yani. Çünkü FAA onlar, yani şu an bindiğiniz bütün uçakları onaylayan, sertifikasını veren hem Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi hem Amerikan Sivil Havacılık Otoritesi onaylıyor. Bunu sadece uçağı üreten yapmıyor.
Dolayısıyla ben binerim diyorsun. Onu da ben şey yapmam, sıkıntı duymam yani. Güntay Şimşek, sana mutlu, sevdiklerinde çok güzel bir sene diliyorum. Ben de iyi yıllar diliyorum. Ve bizi izleyen herkese de mutlu, çok güzel, istedikleri her şeyin olduğu, istemedikleri hiçbir şeyin olmadığı bir sene olsun diyorum. Finans Merkezi'nden bugünlük bu kadar, bu senelik bu kadar. Herkese mutlu, güzel seneler diliyoruz. Hoşçakalın.